Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Efendim merhabalar. Bir fıkıh saat programı ile yine huzurlarınızdayız. İsmail Hanet'e sorun etiketi sorularınızı bize yöneltebilirsiniz. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Müsaadenizle direkt sorularla başlamak istiyorum hocam. Buyurun. Hocam ilk sorumuz miras paylaşımı ile alakalı. Sorumuz şöyle. Miras paylaşımında artık şeriatı devlet yazıyor diyerek Kur'an'a göre paylaşmayı kabul etmeyen bir kişinin durumu nedir? Kaundu Şeytan mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu vesselam ala Rasulillah ve sallallahu teala aleyhi ve sellem ve ba'du. Aslında sual eden kardeşimiz de bu suali ifade ederken böyle bir düşüncede olan veya bu söylemi dillendiren kişinin nasıl bir duruma düştüğünün haberdar. Ama muhtemeldir ki bizim ağzımızdan da onun duyulması, ifade edilmesini talep ediyor. Bir insan Kur'an-ı Kerim'in ahkamını vurut ve delalet noktasında katli olan bir hükmü Kur'an ahkamı olduğunu bildiği halde farklı bir takım nedenlerle şu veya bu önemli değil, bu zamanda bunun geçerliliği kalmamıştır veya burada ifade ettiği üzere bir takım ifadelerde bulunacak olursa elbette bu insan iman dairesinden çıkacaktır. Ve Allah muhafaza bunun derhal tövbe etmesi ve bu günahından vazgeçmesi, itikadi noktada ve şehadet getirerek imana geri avdet etmesi ve nikahı da varsa tekrardan nikahını tazelemesi gerekecektir. Bu sorunun cevabı ama burada farklı bir meseleye de temas etmek isterim. İnsanların bazı zafiyetleri olabilir. Dünyaya zafiyeti vardır, maddi zafiyeti vardır mali durumlarda ve miras ahkamı konusunda da e, karşınızdaki muhatabınız bu noktada zafiyeti vardır ve mirastan fazla pay almak isteyebilir. Yani söz gelimi kız olduğunu düşünecek olursak şeriatın ona vermiş olduğu yarım hisseyi kabul etmeyip de tam hisse talep edebilir. Ancak bunu talep ederken bunun günah olduğunu, haram olduğunu bilerek yaparsa bu insan fasıktır ama kafir değil. Siz bunun bu zafiyetini ön plana koyarak, bunu kullanarak, adeta sıkıştırarak, senin bu yaptığın şeriatta yoktur, şöyledir, böyledir diyerek onu bu hale sokmak, yani tamam yoktur ama bundan sonra şeriat işte haşa devlet yaşıyor, yazıyor şeklinde ifadeleri kullanmasına vesile olmak da günahtır. Ee, bu konuyla alakalı daha önceden paylaştığımız bir kıssa vardı. Ebu Hanife Rahimullah oğlunu görüyor Hammad'ı. Biriyle niza ediyor. Bir ilmi konuyu tartışıyor. Bunun üzerine Ebu Hanife Rahimullah diyor ki oğlum diyor bundan sonra diyor senin ilmi konularda münazara etmeni yasaklıyorum. Tabi e, oğlu şaşırıyor ki ey babacığım sen mi yasaklıyorsun? Oysa sen diğer diğer sıf ilmi münazaralar yapmak için dolaşan birisin deyince Ebu Hanife Rahimullah diyor ki ben biriyle ilmi konuda münazara yaparken özellikle itikadi bir meselede adeta başımda bir kuş varmışçasına onu ürkütmeme adına çok dikkatli hareket ediyorum. Karşımdaki kişiyi iman dairesinden çıkmasına veya yanlış başka bir itikada sapmasına sebebiyet vermemek adına. Oysa seni gördüm ki davanı ispat edeme, edebilme adına karşı tarafa adeta tekfir edebilmek, onu küfre düşürebilmek için elinden gelen gayreti sarf ediyorsun. Şimdi bu gibi durumlarda da karşımdaki kişi bakıyoruz ki farklı yere doğru gidiyor ve siz onun üzerine gidecek olursanız Allah muhafaza imandan çıkacaktır. Böyle bir şeyi sezdiğiniz an geri videsi yapmanız gereken sizsiniz. Susarsınız veya konuyu değiştirirsiniz veya en azından tamam kardeşim bunu alıyorsun ama bunun haram olduğunu bilerek al şeklinde diyerek karşınızdaki kişiyi imandan çıkması noktasında değil, imanda kalması noktasında terkinde bulunmak gerekir ki Rabbim bu hale düşmekten cümle ümmetin mamını muhafaza eylesin. Inşallah. Amin hocam. Allah razı olsun. Çok teşekkür ederiz. Hocam bir diğer sorumuz bu yakın zamanda gündem olan bir konuyla alakalı. Özellikle insanlarımız şu hususu merak ediyor. Sorumuz şöyle. Kabuklu deniz mahsullerini yemek caiz mi? Veya Hanefi mezhebinde deniz mahsulleri ile alakalı standartlar nelerdir? Şimdi bu konu aslında mezhepler arasında iktilaf edilen konulardan bir tanesidir. Deniz mahsulleri ile alakalı en genişlik sağlayan, daha çerçeveyi geniş tutan şafi mezhebidir. Çünkü denizde yaşayan, maişetini denizden temin eden ve doğumu denizde olan her bir mahsul eğer tıp olarak insana zarar vermiyorsa, sağlık noktasında bir sıkıntı oluşturmuyorsa yenilmesinde şafi fıkhına herhangi bir mahsul lazım gelmez. Ancak Hanefi mezhebi bu noktada deniz mahsulü dediği zaman sadece balığa onay vermiş, şekil itibariyle balık olması durumunda bunun yenilebileceği ama su ürünleri, deniz ürünleri şeklinde bir genellemeye izin vermemiştir. Dolayısıyla midye, ahtapot, işte karades, istiridye vesaire bu gibi şeklen balık şeklinde olmayıp da de deniz ürünleri namıyla piyasada alınıp satılan bu türlü canlıların hanefi fıkhına göre yenmesi tahrimen mekruhtur. Yani aslında haramdır. Ama haram ifadesinin kullanılmaması iştihada dayalı bir haram olmasından dolayı yani bir şarabın veyahut da bir domuzun haramlılığı gibi delili, vurut ve delaleti açısından katı olmadığından dolayı iştihat ile bunların günah olduğu, sabit olduğundan dolayı bunlara fıkhat, fıkıhta tahrimi mekruh ifadesi kullanılmıştır. Ama dediğimiz gibi iştihadi bir mevzu. Farklı mezheplerde bu konuda farklı görüşler var. Ama bizim mezhebimiz İmam Ebu Hanife Rahimullah'ın ihtihadi ve kanaati ve e, fetvasına göre bu türlü mahsulleri yiyebilmemiz bunların balık olmasına bağlıdır. Balık şeklinde olmadıktan sonra bahse konu olan bu ürünlerin yenilmesi kat'i surette Hanefi fıkhına göre caiz değildir. Peki hocam, teşekkür ederiz. Hocam bir diğer sorumuz batıl inançlarla alakalı. Sorumuz şöyle. İnsan aileden birinin ardından çok ağlar da üzülürse ailede ölüm çokluğu olur. Ölenin ardı kesilmez ağlama ağlamayı getirir sözü dinen doğru mudur Elbette doğru bir şey değildir. Tabi ölünün ardından isyan edercesine ağlamak da doğru bir şey değildir. Veya Burada yas tutmak e, vurgulamamız gerekir. Ölünün ardından yas tutma meselesi sadece ölen kişi erkek ise ve onun hanımı da berhayat ise o kimse bir nevi kocasından dolayı yani ölümünden dolayı yaz tutarcasına iddet bekleme dönemi vardır. Bu da eğer gebe değilse 4 ay 10 gün evinde e, ittet bekler ama eğer gebe ise çocuğunun doğuruncaya kadar evinde bekler. Maşetini temin edecek kimsesi yoksa gündüz maşetini temin etmek üzere çıkar ama geceliği gecelemeyi evde yapmak şartıyla. Ama maişetini temin edecek birileri varsa da onu gündüzlüğünde evinden dışarı çıkmayarak itletini bekler. Biraz önce de ifade edildiği üzere bir nevi kocasının yazlığını tutmaya devam eder. Peki bu ifade niçin doğru değildir? Yani ağladığın zaman işte başkası ölür. o zaman ölümler artar. Oysa Kur'an'ın ayeti kerimesi bu konuda net bir şekilde اِذَا جَاءَ اَجَلُهُمْ لَا يَسْتَخِرُونَ سَعَةً وَلَا Yani o kişinin, okulların eceli tayin edilen vakit geldiğinde ki Buhari hadis şerifinde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ana rahmindeki çocuğun evrelerinden bahsederken 120 günlük olan ceninle alakalı yani emriyonun 120 gün olması durumunda bir meleğin kendisine gelmesi, ona suret vermesi, şekillenmesi toprakla ve yemesi, içmesi, şaki olması veya tabit olması bunların hepsi takdir edildikten sonra ne kadar yaşayacağı ve nerede öleceği. Bunlar da tayin edilmiş. İşte orada tayin edilen o zaman ne bir an ileri gider ne bir an geri gelecektir. Ecel vakti neyse o olacaktır. Dolayısıyla bu ailede işte bir kişi öldü. Daha başkası aslında ölmeyecekti. Daha zaman vardı ama bu ailede çok ses çıktı, çok ağlama oldu. O yüzden biri daha öldü denilmesi doğru değildir. Bu itikadi açısından da ciddi anlamda bir problem teşkil eder. Dediğimiz gibi ölüm haktır, gerçektir ama bir insanın eceli gelmedikçe ölmeyecektir. Hatta ehli sünnet akidesine göre, itikadına göre bir insan maktul dahi olsa, yani bir katil tarafından öldürülmüş olsa da bu kişi yine ecelinden dolayı ölmüştür. Ecel vakti o zaman nihayete erdiği için ölmüştür. Ha, bu şu demek değildir. Katil peki yaptığı bu ameliyatından dolayı günahkar değildir denmez. Elbette vesile olan, sebep olan odur. O kişi katildir. Ona göre ahirette muhakkak edilecek. Ama buna rağmen bu maktul olan kimse de eceliyle ölmüştür. Bu itikada sahip olmamız gerekir. Ehli sünnet itikadı doğrultusunda. Peki hocam teşekkür ederiz. Hocam bir diğer sorumuz şöyle. Sakalsız bir imamın arkasında namaz kılmak caiz midir? veya bu namaz geçerli olur mu Allah katında? Yine bir evvelki sualde de ifade ettiğimiz üzere ehli sünnet akidesine göre bir imam ister facir olsun yani günahkar olsun veya olmasın iman noktasında, itikadi noktasında herhangi bir problem yoksa bu kişinin arkasında namaz kılınır. Ha, şu kadar var ki kılmış olduğunuz namazdan dolayı kalbinizde bazı şek ve şüpheler işte onun itikadına yönelik veyahut da ameliyle alakalı bazı sıkıntılar yaşıyorsanız vesveseye ves, mahal vermeden ve etrafta fitneye de sebebiyet vermeden kişi o namazını bir kenara geçer, iade eder. Şimdi bir kimsenin sakalını kesmiş olması, sakalını kazımış olması kendi açısından namazla alakalı olarak değil de bireysel olarak şahsı açısından bir günahı yapmış ve bu günahı ifşa etmiştir. Yani onu fasık edecektir ama kafir etmeyecektir. Dolayısıyla fasık olan bir imamın arkasında namaz kılmaya mani bir durumda söz konusu değil. Yani namazımızın sıhhatine mani bir durum değildir. Burada peki şu denilebilir mi? Bu namazda bir kerahat vardır o zaman bunun iade edilmesi yani vacibin terki iadesi de vacip olacak denir mi? Bu da denmez. Niye denmez? Çünkü burada imam efendinin sakallarını kesmesi yani bir vacibi terk etmiş olması namaza dair olan bir vacip değildir. Şahsiyle alakalı olan bir günah işlemiş, tahlimi mekruhu icra etmiş ve böylece de vacibi terk etmiştir. Oysa namazın iadesindeki vücubiyet namaza dair bir vacibin terk edilmesi durumunda söz konusu olacaktır. O yüzden böyle bir namazın iade edilme mecburiyeti vardır demek doğru değil. Ama buna rağmen insan bireysel olarak dediğimiz gibi fitneye sebebiyet vermeden tek başına o namazı iade ederse de buna da denilecek hiçbir şey olmaz. Elbette kişiler imamını tayin etmedi, arkasında namaz kılacak kişiyi tayin etmedi hür iradesi vardır. Çünkü e, müttaki takva sahibi bir imamın arkasında namaz kılmak e, cemaate daha fazla bir huşu verir. O namazdan alması gereken feyzi daha fazla almasına sebebiyet vereceği için elbette tercih sebebidir. Ama buna rağmen ya camimizin imamı sakalsız başka camide etrafımız yok. Camiye gitmektense evde kılıyorum demek doğru bir şey değildir. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Ağzınıza sağlık. Efendim bir fıkıh saat programına daha sonuna geldik. Allah'a emanet olun. Selametle kalın.